Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 6. sınıf matematik ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 4. ünite değerlendirme sorularına arkadaşlar. 1. sorum ile dersime başlıyorum. İlk önce sayfamızı birazcık büyütelim. Ne de? Birinci soruda demiş ki aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu araştırmaya yönelik bir sorudur? Sınıfımızda hangi öğrenciler düzenli olarak matematik dersinde çalışmaktadır? Arkadaşlar iki veri grubunu istediği için A şıkkım değil. B'ye geldim. Sınıfımızda matematik dersinde en çok kim söz almaktadır? Bu da değil. C'ye geldim. Sınıfımızda matematik dersinden kim en yüksek notu almıştır? Bu da değil. D'ye geldim sınıfımızda matematik dersine kız öğrenciler mi yoksa erkek öğrenciler mi daha yüksek not almıştır? Bakın arkadaşlar burada kız öğrenciler ve de erkek öğrenciler diye ikiye ayırmış. Dolayısıyla bu bir iki veri grubunu araştırmaya yönelik sorudur. Aslında şöyle birazcık küçülterek yapalım. Çünkü 5, 6, 7, 8'i buraya göre çözmemizi istemiş. Böyle çözelim. Evet. İkinci soruya geldim. Aslı matematik dersinin ilk iki sınavından 75 ve 90 almıştır. Sınavların ortalamasının 85 olabilmesi için 3. sınavdan kaç almalıdır? Arkadaşlar şimdi buraya ilk önce 2'yi yazalım. Ortalamanın Ortalamayı nasıl buluyorduk? Buraya ortalama diyelim. Veri toplamı bölü veri sayısı. Veri adeti ya da Ortalamanın 85 olmasını istiyoruz. Buradan toplamı arayacağız zaten. Ve de 3. sınav dediği için arkadaşlar toplamda 3 tane verimiz var. Ben buradan 85 ile arkadaşlar 3'ü çarparak veri toplamını buluyorum. 85 çarpı 3'ten veri toplamının 255 olması gerektiğini buldum. Yani arkadaşlar sınav puanlarının toplamı 255 olması gerekiyor. Peki ilk iki sınavdan toplam kaç puan almış arkadaşlar onu bulalım. Birinci sınavdan 75, ikinci sınavdan 90 toplamda 165 puan almış. 3. sınavdan alması gerektiği puanı bulabilmek için 255'ten 165'i çıkarıyorum arkadaşlar. Ve burası bana 90 olarak geliyor. Eğer 3. sınavdan 90 alırsa ortalaması arkadaşlar 85 oluyor. 3. soruda ne demiş? 3'ü ilk önce yazalım, sonra çözmeye başlayalım. Bir fırıncının hafta içi pide satış sayıları sırasıyla 50, 55, 60, 70, 100'dür. Bu fırıncının hafta içi günlük pide satış ortalamasını istiyor. Şimdi toplayalım. 50 artı 55 artı 60 artı 70 artı 100 bölüm kaç gün var? 5 gün var. Burayı biz geleceğiz arkadaşlar. 5'e böleceğiz. Şimdi buranın toplamı kaçtır? 335'tir. Bölü 5 diyorum. Ve de ortalama 67 pide satıldığını buldum. C şıkkımızı işaretledik. Devam edelim. Dördüncü soruma geçiyorum. Şöyle hem kalemin rengini değiştirelim hem de buraları bölelim arkadaşlar. Aynı şekilde burayı da bölelim. Şimdi Kasım ayında kullanılan kalem sayısı tablodaki verilerin açıklığını değiştirmediğine göre Kasım ayında kaç kalem kullanılmış olamaz. Arkadaşlar şimdi açıklık nasıl bulunuyordu? Açıklık iki tane veriye bağlı. O veriler en büyük veri ve de en küçük veri. Çünkü arkadaşlar en büyükten en küçüğü çıkararak buluyoruz açıklığı. Kasım ayındaki kalem sayısı açıklığı değiştirmiyormuş. Yani arkadaşlar Kasım ayındaki kalem sayısı en küçük veriden büyük en büyük veriden de küçük olması gerekiyor. Yani bu aralıkta olması gerekiyor. Hangi aralık o aralık arkadaşlar? 3 ile 7 aralığında olması gerekiyor. Bakın 7 olabilir, 6 olabilir, 5 olabilir. Ama 8 olursa arkadaşlar açıklık değişiyor. Beşinci soruya geldim. Burada bize bir tane arkadaşlar, ee, sütun grafiği vermiş. Bu sütun grafiği geziye katılan öğrenci sayılarını gösteriyormuş. Mor olan İzmir, mavi olan İstanbul. Gezi için en çok İstanbul tercih eden sınıf. Arkadaşlar, maviye bakıyoruz. Mavi'nin en yüksek olduğu yer 7 sınıf. Gezi için en az İzmir'i tercih eden sınıf. Mor'un en az olduğu yer arkadaşlar, bakın altıncı sınıf. Gezi için İzmir'i tercih eden öğrenci sayısının açıklığı, morun açıklığı en büyük veri arkadaşlar 8. sınıfta o da 30 kişi. En küçük veri arkadaşlar 6. sınıfta o da 10 kişi. Aralarındaki fark 20, açıklık 20. Gezi için İstanbul'u tercih eden öğrenci sayılarının ortalaması. Mavilerin ortalamasını bulacağız. 5. sınıfta 15 kişi, 6. sınıfta 15 kişi, 7. sınıfta 25 kişi, 8. sınıfta 5 kişi bölü kaç veri var? 4 veri var arkadaşlar. Buranın toplamı 60 yaptı. 60 bölü 4'ten de biz ortalamayı 15 olarak bulduk. C şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizleyip arkadaşlar devam ediyorum. Burayı normal bir şekilde büyütebiliriz. Şimdi dokuzuncu soruda demiş ki x lirası olan Nurgül Hanım fiyatları aynı olan 3 etek satın aldığında 15 lirası artıyor. Bir eteğin fiyatının kaç lira olduğunu gösteren cebirsel ifadeyi istiyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce e, x'ten neyi çıkarıyoruz arkadaşlar? Bir eteğin fiyatını bulacaktık pardon. Son durumda 15 lirası arttığına göre x eksi 15 TL harcıyor. Kaç eteğe? 3 eteğe. Yani arkadaşlar x eksi 15 bölü 3 bir etek fiyatını bize verir. 10. soruya geldim. Selin'in 6 tane tokası vardır. İpeğin tokalarının sayısı ise Selin'in tokalarının sayısının 2'de 1'inden 6 fazladır. Buna göre İpeğin tokalarının sayısını gösteren cebirsel ifade. Arkadaşlar A'nın 2'de birinden yani A'nın yarısından 6 fazla. Bakın bu şekilde ifade edilir. 11. soruma bakıyorum. Sinan'ın 10 lirası daha olsaydı tanesi Y lira olan kitaplardan 3 tane alabilecekti. Buna göre Sinan'ın parası aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisiyle gösterilir? Arkadaşlar tanesi Y lira olan 3 kitap ne kadardır? 3 Y'dir. Eğer Sinan'ın 10 lirası daha olsaydı 3 y'ye eşit olacaktı. Ama Sinan'ın 10 lirası olmadığı için Sinan'ın parası 3 y eksi 10'dur. Eşkenar üçgen şeklindeki bir bahçesi olan Hasan Bey'in bahçesinin bir kenar uzunluğu z birimdir. Bahçesini iki sıra telle çevirmek isteyen Hasan Bey'in kullanacağı telin uzunluğunu veren cebirsel ifade. Arkadaşlar eş, eşkenar üçgen dedi bize. Yani bakın Şimdi bir kenarının uzunluğu Z birim. Z birim, Z birim, Z birim. Kaç, tur, kaç sıra çekecek? 2 sıra. Bir sıra çektiğinde arkadaşlar üçgenin çevresi olur. Yani 3Z. 2 sıra çektiğinde ise 3Z artı 3Z'den 6Z kadar tele ihtiyacı olduğunu buldum. Sayfamı temizleyip 13 ve 14'e bakalım. 2x artı 5 cebirsel ifadesinin uygun sözlü ifadesini istiyor. Bir sayının 5 fazlasının 2 katı. Arkadaşlar bir sayının 5 fazlasının 2 katı bakın bu şekilde gösterilir. Bir sayının 2 fazlasının 5 katı ise bu şekilde gösterilir. Bir sayının 5 katının yani 5x'in 2 fazlası bu şekilde gösterilir. Bir sayının 2 katının 5 fazlası ise bu şekilde gösterilir. 2x artı 5 olduğu için soruda D şıkkımı işaretledim. 14'e geldim. Dikildiğinde 5 cm olan fidan her yıl 4 cm uzamaktadır. Bu fidanın 3 yıl sonraki boy uzunluğunu veren cebirsel ifadeyi istiyor. Arkadaşlar ilk başta B'ymiş. Her yıl 4 santimetre uzuyor ve 3 yıl sonrakini istiyor. 3 çarpı 4'ten toplamda 12 santimetre uzar. Yani 3 yıl sonra B artı 12 olur dedim. Sayfamı temizleyip arkadaşlar devam ediyorum. 5A-3 eksi cebirsel ifadesinin A eşittir 5 için değerini istiyor bizden Arkadaşlar gelelim A yerine 5 yazalım. 5 çarpı 5 eksi 3. 5 çarpı 5 25 yapar. 3'ü çıkarırım ve de 22 olarak bulurum ben cevabımı. Cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 3 terimi vardır demiş. Terimleri arkadaşlar artı eksi ile birbirinden ayrılıyordu. 7K eksi 3 s artı 4M eksi 8. 4 tane terimi vardır. A şıkkım yanlış. K, S ve de M harfleri değişkendir demiş. Evet doğru. Sabit terim eksi 8'dir. Doğru. S değişkenin katsayısı eksi 3'tür. Doğru. Hangisi yanlış oldu? A şıkkım yanlış oldu. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.